Oksijen.tv, Oksijen Medya Grubu'nun yeni yayın stüdyolarında bu kez konuğumuz İYİ Parti CHP Yüce Belediye Başkanı adayı Sayın Ömer Küçük. Ömer Bey, önceki stüdyolarımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Aslında da belirttiğimiz gibi yerel basının aslında yeni bir kulvar. Basının gelişmesi açısından biz bunu çok önemsedik Oksijen Medya Grubu olarak. Bu konudaki görüşlerinizi almak isteriz. Öncelikle Oksijen TV video portalının tüm Düzce'mizi, Türkiye'de yaşayan tüm Düzce'lilerimizi, ulusal anlamda, uluslararası anlamda bu sevgi gününde, yarın sevgililer günü, sevgililer gününde tüm Düzce'lilerin sevgilisi olması tüm içtenlikle dileğim. Başarılar diliyorum. Çok mutlu oldum, çok sevindim. Düzce'mizi tanıtacak, Düzce'mizi hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda tanıtacak bir TV olması yolunda ilk adım diye düşünüyorum. Sizleri kutluyorum. Evet, teşekkür ederiz. Ömer Bey, yerel seçimler arifesindeyiz. Çok hızlı bir süreçle yerel seçimlere doğru gidiyoruz. Sahaya erken çıkan kişilerdensiniz ve dolaşıyorsunuz. Biraz da o konulara değinmek istiyorum. Öncelikli olarak adaysınız. İYİ Parti ve CHP Yüce Belediye Başkanı adayısınız. Genel bir izlenimden bahsetmek istiyorum önce. Halkın size yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Sevgi her şeyin başı. Ben Düzce'yi seviyorum. Düzce'nin de beni sevdiğine, bizi sevdiğine inanıyorum. Düzce'sini sevdiğine inanıyorum. Hep söylüyorum, Düzce'de kimsin, nesin dediğimizde, dendiğinde diyoruz ki Düzce'nin ta kendisiyiz. Evet. Ta kendisiyim ben. Dolayısıyla biz halkımızdan hiç kopuk olmadık ki. Gençlerimizden hiç uzak durmadık ki. Çocuklarımızın şefkatinde, şefkat verme yönünde hiç eksik kalmadık ki. Biz halkımızla beraber bir bütünüz zaten. Bütün olduğumuz noktada da bizim kopukluğumuz söz konusu olmaz. İnanıyorum ki halkımız bize iyi bakıyor. İnanıyorum ki halkımızın bize yaklaşımı samimi. Geçmişte de samimiydi. Geçmişte de kesinlikle hiçbir zaman sistemde etmedim, seçimlere girdim biliyorsunuz. Evet. Geçmişteki yaklaşımında da en ufak bir samimiyetsizlik görmedim ki. Dolayısıyla ben Düzce halkına minnettarım. Düzce'nin sevgisine mazhar olabilmek çok kolay iş değil. O sevgiyi ben Düzce'mizde, Düzce'limizde, Düzce'de yaşayanımızda, işçimizde, memurumuzda, çiftçimizde, esnafımızda, hepsinde görüyorum, sanayicimizde görüyorum. Gerçekten Düzce'nin çocukları, Düzce'nin gençleri gelecekte hak ettikleri yerlerde olsun diye de inanın bu işte siyaset anlamında, yerel siyasette var olmanın mücadelesini sağ olsun hem İYİ Parti hem de Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatları, geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatları bana hep imkan olarak verdiler. Bizim derdimiz Düzce'nin yereli. Düzce'nin bütünüyle, ilçeleriyle beraber Türkiye'de ses getiren bir vilayet olması. Bizim tek derdimiz bu. Yaşanabilir bir Düzce ilkesiyle yola çıktık. İnsan odaklı bir siyaset izliyoruz. İnsanımızın olması gerektiği yere çıkabilmesi noktasında da şu anda gayret sarf ediyoruz. Evet, ben şimdi seçimlere doğru giderken bütün partilerin çalışmalarını biz tabii ki masamıza yatırıyoruz. Çünkü bunlardan haber üretmek durumundayız ve halkı bilgilendirmek durumundayız. Evet. Şimdi ben seçimler için, tabii ki sizin kendinize özgün projeleriniz mutlaka vardır ama birinci öncelik sanıyorum mevcut ve eksiklikler üzerinden sürdürülen projeler bir. Bir de ikincisi size göre yeni vizyon olabilecek, gelişmeye daha fazla açık olabilecek yeni projeler üretmek. Bu açıdan sormak istiyorum. Düzce'de en fazla eksik olan neyi görüyorsunuz? Düzce'de bir kere bir birlik yok, beraberlik yok. Düzce'de bir kenetlenmişlik yok. Önce Düzce'nin insanını, Düzce'nin yaşayanını bir araya toplamamız lazım. Buna da siyasi gözle bakmamamız lazım. Ötekileştirmememiz lazım. Bu noktada biz bizim insanımızın her siyasi görüşten olanıyla da toplantılar yapıyoruz, görüşüyoruz. Sivil toplum örgütlerimizle görüştük. Muhtarlarımızla görüştük. Peş sıra esnaf odalarımızla görüştük. Ticaret odamızla görüştük. Üniversitemizle görüştük. Biz şunu söylüyoruz. Üniversitemiz var, üniversite şehri değiliz. Sanayimiz var, sanayi şehri değiliz. Kültür ve turizm için tüm altyapımız var. Kültür ve turizm şehri değiliz. Tarım için uygun alanlarımız var. Tarım kenti de değiliz. Evet. Biz neyiz? Bizim şimdi bu noktadan hareketle Düzce'ye bir kimlik kazandırmamız gerek. Bir kişilik kazandırmamız gerek. Düzce önce bir kimliğini, bir kişiliğini kazansın istiyoruz. Yoksa Düzce'nin eksiklerini gidermek çok zor değil.
Düzce'nin bakıyorsunuz bir tarafında İstanbul var, 15-20 milyon arası nüfus. Evet. Hemen dibinde Kocaeli var, 1-2 milyon, 3 milyon nüfus. Hemen gelin 1 milyon Adapazarı. Evet. Dönün Ankara yönüne, Bolu'yu görüyorsunuz ve devamında Ankara var. Biz yaklaşık 30 milyon nüfusun arasında Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir anlamında en dipteyiz. Neredeyiz? Bolu'da milli gelir kişi başına düşen 88 bin lira, Düzce'de 10 bin lira. Biz bunu hak etmiyoruz diyorum. Biz sanayi şehri de olacağız, kültür ve turizmde de hak ettiğimiz yeri bulacağız. Biz ekonomide de gerçekten insanımızı güçlü kılacağız. Bakıyorsunuz Düzce Belediyesi insanın cebinden para almak için, yaşayanın cebinden para almak için her türlü atraksiyonu yapıyor. Biz Düzce'nin yaşayanın cebinden para alan bir Düzce Belediyesi, elini cebinden çıkarmayan bir Düzce Belediyesi olmayacağız diyoruz. Biz Düzce'nin gerçekten ortak değerlerini hep birlikte kullanalım istiyoruz. Bugün yaylamız var, yaylalarımız var. Hemen devamında şelalelerimiz var ki dünyada ses getiren şelaleler. Dünyada bakıyorsunuz, dünya literatüründe bizim Samandere şelalemizin emsali yok, Güzeldere şelalemizin emsali yok. Ama daha Düzce'de yaşayanımız tanımıyor. Bakıyorsunuz Konur Alpimiz var. Bizim Göynük'ten onun tarihi anlamda, tarihi manevi anlamdaki değerlerinden eksik neyimiz var? Bir Konur Alpimiz var, Konur Alp değerlerini bulamamış. Denizimiz var, Akçak Hocamız var. Ama Akçak Hocamız da organize sanayi kurma çabasını gösteren siyasilerimiz de var. Biz yılın 12 ayı turizmde, kültürde hizmet vermemiz gerekmez mi? Üniversitemiz var. Az önce söyledim, ifade ettim. Bizim üniversitemiz çok kıymetli, biliyor musunuz? Ben Afyon'dayım, Afyon rektörü arkadaşım, Burdur rektörü arkadaşım. Ama ben Düzce'nin üniversitesini onlara 10 gömlek fark atmış bir üniversite olarak görüyorum. Çok çalışkan bir üniversite yönetimimiz var. Üniversitemiz bana göre çok 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 başarılı. Ama o başarısını Düzce'ye bir türlü gösterememişiz. Düzceli ile bir türlü biz Düzce Üniversitesi'nin başarısını paylaşamamışız. Neden? Hep kişisel çekişmeler yüzünden. Biz bir bütün olmalıyız. Biz sanayicimiz var, sanayi, organize sanayimiz 4 tane. Dileşehir, hiçbir şehirde yok bu. Yani gerçekten dile kolay. Evet. Güzel bir başarı örneği aslında. Ama bu başarıyı biz verime döndüremedikten sonra, o organize sanayilerden, organize sanayi bölgelerimizden verimli sonuçlar alamadıktan sonra sanayiciyiz diyebiliyor muyuz? Gidiyorsunuz birinci organizede bir dünya fabrika kapalı. Gidiyorsunuz Çilimli'de organize sanayini yaptınız. Hala da hareket eden hiçbir atraksiyon yok. Gümüşova'da organize sanayimiz var. Bizden kopuk, Düzce'den kopuk. Akçakoca'da yapacağım diyorsunuz, buradakileri harekete geçirememişsiniz. Böyle bir zihniyete de dur demek lazım açıkçası. Bunlar sizin tespitleriniz üzerinden geliştirdiğiniz görüşleriniz ve belki buna dayalı projeler üreteceksiniz. Tabii ki bütün amacımız bu zaten Atla Bey. Bizim yola çıkarken söylediğimiz bir söylem var. 81 plaka, 81 proje. Düzce'mizin geleceğine imza atmak istiyoruz. Evet, zaten projelerden önemli bir kısmını açıklıyoruz, her gün açıklıyoruz, kamuoyuyla da paylaşıyorsunuz. Ancak çok böyle iddialı olarak ortaya koydunuz. Çünkü bakıyorum bir dönem altyapılarla ilgili, altyapıyla ilgili, teknikle ilgili projeler sunuyorsunuz. Bir taraftan da sosyal hayata ilişkin, sosyal kültürel, sanatsal alana ilişkin projeleri ortaya koyuyorsunuz. Hangilerini öncelikli olarak hayata geçirmeyi planlıyorsunuz? Bir kere öncelikli planımız Düzce Belediyesi'ni güçlü kılmak. Düzce Belediyesi'nin ekonomik gelirlerini artırmak. Ama bunu da vatandaşa yüklememek. Bu ekonomik gelirleri ele geçirirken, elde ederken vatandaşa, Düzce'nin yaşayanına asla yük olmamak. Bunun altyapısını yapacağız. Düzce Belediyesi'ni güçlü kılacağız. Bakın ben daha önceki adaylığımda raylı sistemlerden bahsediyordum. Doğru. Diyordum ki Üsküp'ü, hemen peşine üniversite, ardından kalıcı konutlar, merkez, sonra Düzce'ye inen, oradan da hastanesiyle buluşan bir raylı sistem. Ama benim bunu söylediğim dönemlerdeki Düzce Belediyesi'nin borç miktarıyla bugün dillendirilen, gerçekliğini de bilemediğimiz borç miktarı arasında dünya fark var. Dünya fark var. O kadar borçlandırılmışız ki, işte az önce belirttiğim gibi kişi başına düşen 10 bin lirayla biz Düzce Belediyesi'ni, Düzce'yi kalkındıramayız. Önce Düzce'yi güçlü kılmamız lazım. Düzce'nin insanını güçlendirmemiz lazım. Bir takım projeler açıklıyoruz, deniliyor ki popülist politika izliyorlar. Asla popülist politika izlemiyoruz. Kaynaklarımızı çok iyi biliyoruz.
bir kere tasarrufla beraber zaten Düzce'nin belediyesini ayağa kaldıracak gücün var olduğunu da görüyoruz. Hep borçlardan bahsediyorlar bize. İç gelirlerinden bahseden var mı? Yok. Belediye bir tek belediyemiz değil ki, bizim İntaş'ımız var, bizim Yeypaş'ımız var. Onların da gelirleri var. Onlardan bahseden var mı? Yok. Önce biz Düzce'nin mevcut durumunu önümüze koyacağız. Onu güçlü kılmak adına biz Düzce'de harekete, hareketin de berekete döneceği bir ortamı oluşturmak adına çalışmalar yapacağız. Düzce Belediyesi'nin fabrikaları olacak. Düzce Belediyesi istihdama da kaynak olacak. Düzce'nin gençleri maalesef görüyoruz ki hep sokaklarda, gençlerine önem verilmiyor, değer verilmiyor. Siz biliyor musunuz Düzce'de 8 tane tiyatro grubu var. 8 tane ben tiyatro grubu. Ben bilebilirim ama genel olarak halkımız da bilmiyor. Evet, halkımız bilmiyor. 8 tane tiyatro grubumuz var ama 8 tane tiyatro grubumuzun sahne sergileyeceği bir tane kültür merkezinden onlara gösterilen küçücük bir yer bile onlardan esirgeniyor. Ama siyasi anlamda herkes kullanıyor. Evet. Böyle bir Düzce'de biz gençlerimize nasıl gelecek vaat edebiliriz? Mehteran takımını izledim önceki gün. 13-14 yaşındaki çocuklarımız zıpkın gibiler. O kadar güzel çalıyorlar ki mehter marşlarını. Ama o çocuklarımızın sahibi yok, biliyor musunuz? O çocuklarımıza sahip çıkacağız. Biz spor sokakta inşallah halkımız görecek. O çocuklarımız mini konserler verecekler tıpkı İstanbul'daki gibi. Bir de para kazanacaklar. Arkadan gelen çocuklarımız onları örnek alacaklar. Biz Türkiye'ye sanatkar yetiştirecek, Türkiye'ye futbolcu yetiştirecek, Türkiye'ye usta yetiştirecek, Türkiye'de istihdamın temeli olacak bir noktadayken biz hala 10 bin liraları konuşacaksak bizi bu hale getirenlerden hesap sormak durumundayız. Gerçekten hesap sormak durumundayız. Biz bizim halkımızın oradaki şehri emin denilen Düzce Belediyesi'ndeki eli, ayağı, yüzü, karar verenleri olacağız meclis üyelerimizle beraber. Biz Düzce'nin doğrularını insanımızın bütünüyle, sivil toplum örgütlerimizle, basınımızla, mesela basın için fon oluşturacağız dediler. Evet. Atmayın dediler, değil mi? Basınımız için fon oluşturacağız. Basınımız kimseye mahkum olmayacak. Özgürce yazacak. Özgürce eleştirecek. Biz de basınımızı dikkate alıp hizmetimizi ona göre yapacağız. Basının olmadığı yerde siz hizmet görebilir misiniz? Basın güçsüz, dilediklerini yazdırıyorlar. Basın zaten adı üstünde. Dilediklerini yazdırıyorlar. Dilediklerini, dilediğini yazan basın olacak. Birilerinin dilediklerini değil. Dilediğini yaşayan Düzceli olacak. Birilerinin dilediği şekilde yaşayan Düzceli değil. Bizim insanımız kendi özüne kavuşacak bizim dönemimiz. Tabii ki takdiri halkımız yapacak, Düzceli yapacak, Düzceli yaşayanı yapacak. Allah da nasip edecek. Evet, bu arada tabii şeylerde dolaşmaya kahvehanelerde dolaşıyoruz. STK ziyaretlerini falan yapıyorsunuz. Oralardan size iletilen sorunları nasıl sıralıyorsunuz? Bakın ben size çok basit bir şey söyleyeyim. Tüm sivil toplum örgütlerimizi dolaştık. Mesela Fırıncılar Odamızı ziyaretimizde gelişen bir proje. Kendiliğinden gelişen, asıl olan irade, asıl olan niyet. Fırıncılar Odası Başkanımıza dedim ki, başkanım kusura bakmayın, biz halk ekmek planlıyoruz. Belki sizinle rakip olacak bir belediye olacağız dedim. Başkanımız ne dedi bana? Dedi ki, başkan beraber yapalım dedi. Olur dedim. Hesapladık, kitapladık. Biz bizim insanımıza 90 kuruşa ekmek yedirebileceğimizi ortaya koyduk. Ne yaptık? Sivil toplum örgütüyle bir iradeyi paylaştık. Onu eyleme geçirme noktasında bizim kararlılığımızı gösterdik. Ve hemen biz kendimizi ortak ettik. Düzce Belediyesi'nde, Düzce'de bundan böyle bizim vatandaşımız 90 kuruşa ekmek yiyecek. Bu ne demek? 1,5 liralık ekmeği 90 kuruşa, yani 60 kuruş ucuzuna ekmek yiyecek. Bizim Düzce'mizde insanımız 12 metreküp suya bedel ödemeyecek. Kayıp kaçakların önüne geçtiğinizde bu bedeli almadığınız gibi artı %20 belediyeyi kazanıma sahip geçiriyorsunuz. Evet. Bizim ana arterimizden gelen suyumuz hala asbest borulardan geçiyor. Dolayısıyla içilebilir suyu biz insanımıza içirmiyoruz. İçilemez suya para verdiriyoruz. Para alıyoruz. Üstelik çok pahalı dediğimiz bir su. Pahalılığı nereden geliyor? Çevre arıtma bilmem ne vergilerinden, eklemelerinden, eklentilerinden 1'e 3 para alıyoruz. Günah bizim insanımıza yazık. Bizim insanımızı güçsüz kılmak adına
kamu kuruluşu olarak, Düzce'nin şehri emini olarak elimizden gelen her şeyi bize yapıyorlar. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Evet. Resmen aklımızla dalga geçiyorlar. Çöp dedik ya. Çöpü melene dökemezsiniz dedik, gittiler kalıcı konutların dibine, Düzce Kasrı'nın karşısına, Tepecik Mahallesi'nin tam karşısında, valilik konağının tam dibinde. Böyle bir yere çöp döken bir belediye, bir zihniyet, Düzce'ye hangi hizmeti verecek? Olumsuzluklar o kadar çok ki söylemekle bitmeyecek. Tabii bunları konu ama, başlıklarıyla ama, hepsini evet, sizlere taşıyacağız. Evet. Ama ben son olarak şunu merak ediyorum. Yerel seçimlere doğru giderken mutlaka halka sunacağınız projelerin bir altyapısı var. Ben bu konuda sizin proje ekibi oluşturduğunuzu biliyorum. Proje ekibinin çalışmalarına nasıl bir yöntem izleniyor? Bir kere bununla ilgili bir kamu araştırmaları, anketleriniz var mı? Buna dayandırdınız. Şimdi öncelikle projelerimizi biz bizim çocuklarımızla yapıyoruz. Hı. Onu gururla, iftiharla söyleyeyim. Biz gittik İstanbul'da, Ankara'da proje üreten gruplarla görüşmelerimizi yaptık. Dedik ki taleplerimiz bunlar. Ücret nedir? Bize ücret söylendi. Teşekkür ettik, döndük geldik üniversitemizden, kendi öğrencilerimizden kurduğumuz bir ekiple beraber o bedel karşılığında söylemimizle eylemimizin örtüşmesi anlamında projelerimizi Düzceli çocuklarımıza, Düzce'de okuyan çocuklarımıza yaptırıyoruz. Bu bizim için bir gurur vesilesi. Göreceksiniz bizim projelerimizin sunumunda, bizim animasyonlarımızda bizim çocuklar ne şaheserler döktürmüşler. Biz taleplerimizi, halkın taleplerini önce muhtarları ziyaret ettik. Hı. Arkasından kamu kuruluşlarından bizim için Düzce'ye yön verebilecek olanlarını ziyaret ettik. Hemen peşinden tuttuk sivil toplum örgütlerimizle toplantı yaptık. Sokakta bir kısa dönüş, Düzce'nin eksiklerini tespit ve eksikleri proje ekibimizin karşısına koyduk. Siz yapıyorsunuz zaten. Evet, küçük dokunuşlar diyoruz ona. Evet. Küçük dokunuşlarla beraber çok şeyin değişebileceğini, Düzce'nin yaşanabilir bir kent, marka şehir olabilme yönünde insan odaklı hareket ettiğimizde sonuç alabileceğimiz ve gerçekten Türkiye'de ses çıkaracak bir Düzce olma noktasında başarı elde edebileceğimizi gördük ve projelerimizi o yönden devam ettiriyoruz. Her günde bir iki proje birden açıklıyoruz. İnşallah kitapçık haline getireceğiz. Halkımızla o kitapçığımızı paylaşacağız. Total bir sunum yapacak mısınız? Tabii ki totalda bir sunum hep birlikte, basınla birlikte yapacağız. Ama bizim bu sunumumuz biraz Düzce'de ses getirecek. Ses getirirken de belki üzülecek kesimler olacak, belki sevinecek bir halkımız olacak. Biz doğruları konuşacağız. Doğruların peşinde aslanlar gibi var olacağız. O doğruyla beraber Düzce'mizin geleceğini hazırlayacağız. Siyasetin aslında temelde oturması gereken nokta da burada. Doğru ve dürüst olabilmek. O noktada Düzce'nin benden yana endişesi olacağını düşünmüyorum. Benim arkadaşlarımın, benim peşimde olan, beni bugün aday gösteren siyasi partilerimizin en ufak endişelerinin olduğunu düşünmüyorum. Bizim de Düzce'li hakkında düşüncelerimiz o kadar ileri ki, o kadar düzgün, o kadar geniş, o kadar samimi ki biz başarıyı hep birlikte elde edeceğiz diyorum. Umarım ilerleyen günlerde sizi bu konu başlıklarıyla ağırlamaya devam ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza Oksijen sağlık TV'nin diliyorum. Tüm Düzce'mize, Düzce'limize, Düzce'de yaşayanımıza, hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederiz. Bol başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sayın izleyiciler, Oksijen TV'nin medya grubunda stüdyomuzda İYİ Parti CHP Belediye Başkan Adayı Sayın Ömer Küçük'ü ağırladık. Hoşçakalın.